Benim adım Taha Gökmen. Çamdere'nin Türkmenler Köyü'ndenim. Bu köyün başlıca geçim kaynağı hayvancılık. Şu an burada hali hazırda hayvancılık yapan bir hane, iki hane falan var. Yani çok da hayvancılık yapan insan kalmadı. Burası bir orman köyü. Ben burada survivor ediyorum. Yani zamanımın büyük bir kısmını şehirden ayırabildiğim zamanın büyük bir kısmını burada geçiriyorum. Burada geçirmek bana iyi geliyor, beni sakinleştiriyor, dizginliyor. Burada geçirdiğim zamandan sonra daha düşüncelerim ve birçok şeyim daha pozitifleşiyor, daha güzelleşiyor. Burada olmaktan mutluyum. Burada olmak, kendi köyümde bu şekilde zaman geçirmek, bir takım uğraşlar edinmek her zaman bana keyif verdi, keyif vermeye de devam ediyor. Benim dedelerim burada doğmuş, burada büyümüş. Birçoğu geçimini buradan sağlamış. Ondan sonra babamın jenerasyonuyla birlikte buradan Ankara'ya, kırsaldan kente göç başlamış. Biz tabii şehirde doğduk, şehirde büyüdük, şehirli olduk. Ama özümüz, doğamız, tabiatımız, canımız burayı çekiyor, burayı istiyor. O yüzden de abi buradayız. Burada olmaktan da mutluyuz. Keşke hep burada olabilsek, burada yaşayabilsek. Ama tabii şu an için devamlı burada yaşamak bizim için çok da mümkün değil. İşimiz, gücümüz şehirde. O yüzden de kaçabildiğimiz kadar kaçıyoruz, gelebildiğimiz kadar geliyoruz. İyiyiz, güzeliz, keyifliyiz. Seviyoruz, memleketimi çok seviyorum yani. Memleketi için ölenlerdenim abi. Memleketinde ölmek isteyip, memleketinde gömülmek isteyenlerdenim. Ölürsem de buraya gömüleceğim inşallah. Yani tek parça halinde ölürsek son durak burası. Abi bizde bütün dedeler avcı. Av burada yüzyıllardır devam eden bir gelenek. Tabii zamanında bu iş burada ihtiyaca binaen yapılıyormuş. Şimdi avcılık her yerde olduğu gibi burada da keyfek eder. Tabii bizim de genlerimizde atadan bir şeyler var. Biz de öyle işte takılıyoruz yani. Yoksa öyle çok avcı olduğumu söyleyemem. Onun dışında ne yapıyorum burada? İşte arıcılığa heves saldım. Burada arıcılık da eskiden beri yapılan mesleklerden, geleneklerden bir tanesi. Buranın iklimi, coğrafyası, çiçek çeşitliliği, habitat çeşitliliği çok fazla. Çok renkli bir coğrafya burası. O yüzden de çok güzel arıcılık, balcılık yapılıyor. Tabii bu zamanla unutulmuş, bırakılmış. Şimdi yeni yeni tekrar kentten köye geç edenler bunu deniyor, yapmaya çalışıyor. Yapanlar da var. Ben de bu işe heves ettim. Şu an işin başındayız. Ne kadar yaparız, ne kadar yapamayız bilmiyorum ama arıcılığı deneyeceğiz. Onunla uğraşıyorum. İki kovalarım var. Onun dışında burada bir arazi motorum var, motosikletim var. Buradaki yaylaları, dağları, tepeleri, her yeri onda geziyorum. Yeni yerler keşfediyorum. Bu da çok keyifli. Bunu da severek yapıyorum. Bir dağ evimiz var. O evde burada gayet mütevazi bir şekilde yaşayıp gidiyoruz. Keyfimiz dediğim gibi yerinde, güzeliz, hoşuz. Bütün sağ olsun eşimiz, dostumuz da bizi yalnız bırakmıyorlar. Gelenimiz, gidenimiz çok oluyor. Onları burada misafir etmek de keyifli oluyor. Kafa dinlemek, burada okuyup yazmak, çizmek, okumak ayrıca bir keyifli durum bu. Son durak burası. Eyvallah.
var biliyor musun? Meşeler göğersin, varsın göğersin diye. Çamlıdere türküsü. O türkü buralara yazılmış. Şimdi bir de sana neyi göstereceğim biliyor musun gittiğimizde? Ahlat ağacını, o meşhur ahlat ağacı var ya Nuri Bilge Ceylan'ın. Hocam Ayhan abiye buradan selam olsun. Allah rahmet olduğu için şimdi yanmayacaklar ama kaç gün dışarıda güneşli havada bekledikten sonra bunları yakalayacağız. Gel oğlum.